Görkemli hatıralara kaldığımız yerden devam ediyoruz. Soru ve görüşlerinizi bekliyorum. İkinci bölümde yine görkemli isimleri konuşacağız. Tabii benim aklıma Nebil Özgentürk'ün yaptığı o şahane belgesellerden birisi olan ve Türk eğitim dünyasının pırlantası Türkan Saylan'la başlamak istiyorum. Türkan Saylan dendiği zaman ve belgeseli de bitti. O unutulmaz balkon selamı geliyor akla. Nebil Özgentürk'ün peki dünyasında onun iklimi nasıl? Evet, o nasıl balkon selamına kadar çok güzel. Balkon selamına kadar cüzzamın anneannesi, cüzzamların annesi, ablası, anneannesi, kardelenlerin teyzesi ve hocası geliyor. Çünkü o balkon selamına kadar bu iki tane çok görkemli, hakikaten senin programına çok yakışacak bir hayat öyküsü yaşamış. Hiç kimsenin gitmediği, o cüzdanlara kimsenin dokunmadığı, dokunamadığı dönemlerde doçent, yardımcı doçent, profesör olarak, genç bir hekim olarak, sanki bir kurtarıcı gibi, bir melek gibi giden bir hekim geliyor önce. Oradan da bütün bu dayanışmayı, bütün bu vicdanlı olmayı, insana mutluluk verme, şifa verme halini ne güzel ki Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin kurucusu ve başkanı olarak, yıllarca yöneticilik yapmış bir insan olarak, o güzelim okutulmayan, zorla eve kapatılan kızları okutarak, tek tek babayı anneye ikna ederek, kardelenler diye, hani kardı açan çiçek anlamında ya, onları onlarca, binlerce, yüzlerce insanı, genç kızı okutarak, ekibiyle, arkadaşlarıyla muazzam bir çağdaş kadın aklıma geliyor. Ve tabii ki sen, bak sesim titriyor ya Selam. Çünkü ben o günlere tanık oldum. O içeri girip çıkma, içeri alma potansiyeli, selamlardan önceki polisin, o dönemin hakikaten FETÖ'cü polisler diyorsanız, FETÖ'cü neyse ama kim gönderdiyse gönderdi. Onların iğrenç tacizi eve. Burada belge bulduk diye bilimsel raporu gösterecek kadar alçaldılar. Onlar aklıma geliyor. Ve bu kadına özgürlüğü çok gördüler ve son bir yılında ölümünü çabuklaştırdılar. O yüzden ben çok kırgınım. O kadar değerli ve güzel bir melek olmuş kadını çok erken öldürdü bu ülke. Çok acı çekiyorum bu anlamda. Bir onunla belgesel yapmış bir kardeşi olarak, onun öğrencisi olarak hatta. Bu kadar güzel insanı biz çok erken yaşta kaybettik. Türkan Hanım'ın daha çok genç kızımızı okutacak ve daha çok dayanışma imkanı sunacak etkinlikleri olacaktı. Ve hala çok değerli şifa dağıtacak bilimsel çalışmaları olacaktı. Yazık ettik. Bakın şu el hareketi işte belgeselden yine. Yazık ettik. Türkan Hanım'ı öldürdüler. Ben öyle diyorum. Belgeselde onun hayatına dair unutulmaz anekdotlar vardır. Çok var. Hakikaten sürprizini bozmasak bir şans. Ya işte o bahsettiğim. Yani düşünebiliyor musun? Burada bak ne buldum diyor amirine. Bu nedir diye sertliğe evde. Beyefendi diyor kibarca bu tacize rağmen. Çocuklar diyor hakikaten size hiçbir şey diyemiyorum diyor. Ama diyor ne olursunuz diyor anlamaya çalışın diyor kibarlığa bak. Bunu bana anlatırken. Bu diyor benim son öğrencilerimle ilgili çalışma notlarım diyor. Bunlar tıp dersi verdiğim öğrencilerimin çalışma notları diyor. Siz bunu beni suçlayacak bir belge olarak, Erkin Aykon belgesi olarak mı algılıyorsunuz? Bu kadar neden sertsiniz diye kibar oluyor. Bu olağanüstü bir anekdottur. Bu kadar zalimliğe, bu kadar tacize rağmen hanımefendiliğini koruyan bir Türkan Saylan aklıma geliyor. Bir de tabii ki onca güzelliğe rağmen suçlandığı konular korkunç. Ona yapılan alçakça medya manşetleri. Bunu anlatırken de gözündeki yaşı gördüm, içindeki hüznü gördüm. Annesi İngiliz. Şimdi bu ülke çok kültürlü bir ülke, bu topraklar. Ermenisiyle, Süryanisiyle, Türküyle, Balkanlısıyla, Alevisiyle, Arap Nusayrisiyle kocaman bir ülkedeyiz biz. Likya uygarlığından bugüne, Osmanlı'dan Türkiye Cumhuriyeti'ne muazzam bir uygarlığın ortasındayız kardeşim. Bir baba bir İngiliz hanımefendiyle evleniyor, Türkan Saylan doğuyor. Sen utanmadan aşağılık manşetlerinde Hristiyan Türkan diye manşet atıyorsun. Buna da çok insan üzülüyor. Bir kere Hristiyanlığın veya işte Müslüman olmamanın bir suç olduğu
manşeti ne kadar feci bir şey. Bunu ancak bir zalim atar. Buna çok üzüldüğünü gördüm. O röportaj veya metnin sırasında. Buna da ben kendi adıma öfkemi satırlarımla dile getirdim. Senin de dile getireceğin gibi. Unutulmaz bir şeydir. Ya insanın kimliği, etnik kimliği, etnik kökenine ilişkin böyle bir suçlanma hali dünyanın hiçbir ülkesinde var mıdır bilmiyorum. Vardır da bu kadar feci var mıdır? Bu ülkenin profesörü olmuş, öğretim üyesi olmuş, bölüm başkanı olmuş, binlerce cüzdanlıyı iyileştirmiş bir kadın için bunu nasıl söylersin bir hoca için? Evet. Şimdi tabii görkemli isimler bu programda hep konuştuğumuz isimler oluyor. Şimdi onların içerisinde birisi var ki ben yani onu konuşmaya geçeceğiz, onlara geçeceğiz ama bir görkemli kente gitmek istiyorum. Ben programda genelde kentleri de Adana tabii ki yani Nebil Özgen Türk denince akla Adana geliyor. Adana'yı konuşacağız. O güneşe kurşun sıkanların kenti değil mi? Allah'ın adamı yık, Adanalı yık diyorlar ya. Ya diyorlar da ben bazen... Ben de yakınım oraya. Antakya doğumluyum, Antep'te büyüdüm. Adana'yı iyi bilirim. Ya, yan mahallenin çocuğu senle. Karşı mahalle diye adam. Ya bir şeyi hemen düzeltmek değil de şakaları böyle bir parantez yapmak istiyorum. Güneşe kurşun sıkanların ya da işte her mahallede böyle bir takım böyle yankıcının olduğu ya da canolar aşiretinin yol kestiği, araba kestiği bir kent olarak da algılanıyor ya Adana. Hı hı. Ben öyle algılanmasını zaman zaman bıyık alttan gülerek, gülümseyerek biraz daha hakikaten sanki sadece o algının öne çıkarılmasına hayır falan... Zeydan Karalar belki bu algıyı değiştirebilir. Değiştirsin istiyorum. Ben zaten geçen de gittim Finsan Festivali'ne. Dedim bir dizi var ortalıkta dolaşıyor. Herkes birbirini kesiyor, herkes birbirini öldürüyor. Adanalıları anlatıyor. 0-1 Adana. Ya Adana da sahiden cinayetin en az olduğu kentlerden biridir. Aynen. Metaforik olarak sadece argonun yoğun olduğu, kenar mahallelerinde çok da böyle ne yapıyorsun kardeş diye daha samimiyetin olduğu bir kent. Evet, daha böyle large, kapalılık da olabilir, evet. Ama gerçekten bunu ben kentim olduğu için söylemiyorum, iyi bildiğim için söylüyorum. Orası Yaşar Kemal'in bereketli topraklarıdır. Orhan Kemal'in ince Mehmet'idir. Mahsus ters söylüyorum. Hı hı. Orhan Kemal'in ince Mehmet'idir. Yılmaz Güney'in kabadayısıdır. Şener Şen'in umududur. Fatih Terim'in teridir. Vesaire. Dadaloğlu'nun toroslarıdır. Karacaoğlan'ın aşklarıdır kardeşim. Hı. Yanlış yapmamak gerekiyor. Yani Adana'ya sadece böyle kabadayılar kenti, yok güneşe içenlerin, güneşe kurşun sıkanların kenti deyince bazen 1 milyon kişi yürüdü Nisan Çiçeği Festivali'nde. Bir tek kişinin saçına dokunulmadı. 1 milyon kişi yürüdü. İnanılmaz bu kentlerde, sokaklarda koku vardır Nisan ayında. Hı hı. Bu yüzdendir bence sanatçısı boldur. Bu yüzdendir her evde bir şair vardır. Bu yüzden her iki evde bir bağlama çalınır. Bu yüzden her 3 evden biri göç almıştır. Ya Mardin'den ya Diyarbakır'dan ve her evde bir mangal yanar. Her balkonda insanlar bazen balkondan düşer. Çok sıcak olduğu için. Damda yatarlar. Damda yatarlar. Damda yatarlar. Ben Adana'yı çok seviyorum Seyhan. Doğduğum kent. Ve ben... içinden. Akrabalarım olduğu için değil. Ben Adana'ya zaten önce dostlarıma gidiyorum. Olağanüstü seviyorum. Çünkü çok güzel dostlukların olduğu. Sabah ne oldu biliyor musun? Yani bizi izleyecekler birkaç gün sonra ama biz bugün çekiyoruz. Ya Altın Koza Film Festivali ile ilgili bir saatte büyük bir danışma yaşadık. Ben sana bir örnek vereyim. Adanalı olmanın örneklerinden biridir. Yılmaz Güney de öyle bir insandı. Yaşar Kemal bütün İstanbul'a taşınan öğrencilerin hamisiydi, abisiydi. Okuturdu onları, harçlığını verirdi. Bütün 18 yaşında buraya gelmiş insanların, İstanbul'a gelmiş. Yılmaz Güney de öyleydi. Büyük bir danışma adamıdır. Geçenlerde Aytaç Arman'ı kaybettik. Adanalı Aytaç Arman. Biz aynı günde, yani tesadüfen ölümünden 20 gün önce bir söz vermişiz Adana Barosu'na. Adanalı'da sanatçı olmak diye bir konferans vereceğiz. Menderes Samancılar ve ben. Fakat konferanstan 1,5 gün önce Aytaç Arman'ı kaybettik. Zaten ağır hastaydı. Ne yaptı Menderes biliyor musun? Ben konferansa gelemem diye bil. Ama sen git. 48 saat tabutun başında bekledi kardeşim. Ama bunu herkes için yapar. Geçen hafta Yavuz Özkan için yaptı Menderes. Setini bırakır. Dizisini, sinemasını bırakır. Gider 48 saat morgun kapısında, cenaze arabasında, toprakta, yolda, İstanbul'dan Adana'ya giden uçakta. 48 saat boyunca Aytaç
Aytacını korudu, onu kolladı, yıkadı ve toprağa verdi. Adana biraz da böyle insanların da kentidir diye söylüyorum. Evet, evet, büyük dayanışma kentidir. Kesinlikle. Bütün bakarsın, ya burada Yaşar Kemal yürüdü. Neden ben de roman yazmayayım ki? Deneyim dersin. Aa, burada Dadaloğlu güzel türküler üretti. Sen de otursun Feridun Düz Ağaç olursun. Haluk Levent olursun. Müslüm Gürses olursun. Müslüm Gürses de gerçek bir Adana tipidir. Adana, evet. Ben onun kadar derviş tipli adam görmedim. Bu kadar popüler olup da. Onun da belgeselini yaptım. Ayıptır söylemesi, Müslüm filminin içeriğine katkım da vardır. Bütün o babasının annesini yok etme halini de gören bir adamdır. Yaşar gidek, Kemal'in. Gidek Adana'ya gidek. Türküsü vardı. Evet, çok. O bir Pir Sultan öğrencisidir. Evet. O bir halk evinde bayağı bütün o Alevi deyişlerini, bütün bu toprakların ürettiği ne kadar Yunus Emre'leri okuyarak arabesk sanatçısı olmuştur. Haydar Haydar. Onun kadar güzel okuyan var mı? Ben görmedim. Helal olsun. Ben görmedim. Kapatıyoruz. Haydar Haydar. Bundan daha güzel olamaz. Kesinlikle. Bravo. Şimdi tabii Adana'nın sadece işte bici bicisi, işte kebabı, pamuk tarlaları değil. Şimdi ben çocukluğumda benim annem Kahramanmaraşlıdır, Pazarcıklıdır. Şimdi Pazarcık'a giderken biz şeyden gideriz, Nurdağ'dan gideriz, Antakya'dan. Nurdağ bir tam kavşaktır. Urfa'dan gelen işçiler Adana'ya o dört yoldan ya Antakya'ya gidecekler ya Maraş'a ya da işte Adana tarafına. Adana'ya gidenler orada su molası verirler. Kamyonlarda işçiler vardır, ırgatlar vardır. Onlar hevesle gidiyorlar. Nisan ayında işte Haziran'ın başında pamuk tarlalarında çalışmak üzere giderler. Giderken kahvehanede oturanlar onlara dönerler, işte şoför iner suyunu alır içer, onlara da verir birer su dağıtır. O sırada derler ki nereye diye sorarlar. Pamuk tarlalarına çalışmaya giden işçiler kamyondan bağırarak Adana derler. 4 ay sonra o sıcakta çalışırlar, 4 ay boyunca o Adana'nın sıcağı inanılmazdır. 4 ay sonra o işçiler dönerken yine orada dururlar. Aynı kişiler onlara sorar, nereden? Adana. Çünkü perişan olmuşlardır 4 ay boyunca o sıcağı yaşayınca. Hayır, Adana'nın sıcağı da meşhurdur. Meşhurdur ama işte bu yüzden de ev sahibidir. Ev sahibi. Bütün Anadolu'ya kucağını ve kalbini açar. Benim oğlum adım Arın. Arın, orta adı da Güney. Adana'dan dolayı Güney. Aslında Bodrum'da doğdu. Hem İstanbullu, hem İzmirli, hem Antalyalı. Ama sorarsan ona Adanalıyım der. Çünkü 7 yıldır Portakal Çiçeği Festivali'ne götürüyoruz onu. Ve oradaki o güzellikleri, avludaki atmosferi, kebap ocak başlarındaki muhabbeti görür ve kendisine Adanalıyım yakıştırması yapar. Bunu hani senin bu Adana muhabbetine bağlı olarak söyledim. İnsan kendisini Adana olmayı çok sever, hissettirir. Küçük bir çocuk bile. Bir şey daha söyleyeceğim. Adana dayanışma insanıdır dedik ya. Acaba çok mu ayıp olur şu anda Can Yücel deniz gezmiş ve babamı anlatarak sanki babama, rahmetli babama çok mu söz açmış olacağız ama muazzam hayır, bir öykü. Hayır, öyküdür. Bak Can Yücel'i 12 Mart'ta cezaevine atarlar. Çevirisi ve şiirinden dolayı. Ve sonra da sürgüne gönderirler Adana'ya. Adana'ya sürgüne gider fakat bütün aile Milli Eğitim Bakanı Hasan Yücel'in oğludur Can Yücel ama varlıklı değildir yani. Bakan demek o zamanın bakanları ne böyle rüşvetler ne de vakıfları var, hiçbir şeyleri yok. Garibin bir emekli maaşı, Can Yücel'in de çeviri parası, o kadar. Zaten 12 Mart'ı içeri atmışlar. Derken aile, abimin de, İstanbul'daki yönetmen abimin de ricasıyla babama gider her hafta sonu. Bizim evde kalırlar yani. Güler abla 3 çocuk. 12, 13, 15 yaştaki 3 çocuk. Hafta sonları cezaevinde ziyarete gidecekler. 2 gece bizde kalıyorlar. Ben de çocuğum, 9-10 yaşındayım. Babam istisnasız 2 yıl her hafta sonu onları ağırladı. Biraz Adana bu demek benim için. Bu diyeceksin kardeşim, bu ülkede ağırlamak çok kolay. Ama sevgiyle ağırladı. Ve büyük şiirler çıktı o evde 1 yıl boyunca, 2 yıl boyunca yaşanan. Bir tanesini paylaşmak istiyorum. Ocak ayıydı, 72'nin Ocak ayı. Can abi sardunya çiçeği istiyor. Ya diyor, koğuşumun penceresine koyacağım. Benim ortanca abim vesaire gidiyor Güler ablayla zar zor Ege çiçeği olan sardunyadan bir tane buluyor. Cumartesi veriyor Güler ablaya, pazar günü götürülüyor. Ve o hafta İstanbul'a dönüyorlar. Ertesi hafta yine geliyorlar, bizim evde kalıyorlar.
Öğreniyor ki Sardunya'yı Rıza, başkardiyan Rıza alıp atmış. Sardunya mı olur kardeşim Koğuş'ta diye. Bu çok hüzün yaratıyor. Ben de bu hüznü görüyorum. Utanmadan gardiyan bizim canın, bizim bulduğumuz Sardunya'sını arka tarafa atmış ve koparmış diye bir sohbete tanık oluyorum. Aradan geçiyor 6 ay. 6 Mayıs'ın sabahı. Ben çocuğum, 9-10 yaşında. 6 Mayıs 72. Bir çığlıkla uyanıyorum. Herkes çığlık halinde. Çünkü evde yine Güler abla var. 3 çocuk var. Babam, annem, abim, ortanca abim vesaire. Deniz Gezmiş'in asıldığını öğreniyorlar. Çünkü asılmama ihtimali var. İsmet Paşa bile devreye girmiş. Ya bu çocukları asmayın diye ısrarla Cumhurbaşkanı'na falan filan. Fakat asıldığı öğrenince evde bir ağlama gözyaşı. Aradan yıllar geçiyor. Ben lise sondayım. Pardon, üniversite 1'deyim. İzmir'de bir kitapçıda Cahil Yücel'in kitabını okuyorum. Yıllar geçmiş yani. Bir siyasinin şiiri içinde Sardunya'ya ağıt var. Şiiri hatırlayalım. İkindiğin saat 5'te başkardiyan Rıza başta. Karalar bastı Koğuş'a. İşte Sardunya'ya attılar Dipkapılı'ya gibi başlıyor. Nasıl bitiyor? Canların gözleri yasta. Aklı idamlık yoldaşta. Yeşil Sardunya. Ölümle dalaşta sabahleyin saat 5'te. Kendi evimde yaşadığım şiiri okuyorum. Evet. Böyle bir Adana hikayesi. Tam Adana'dan o zaman tam buradan şeye geçmemiz gerekiyor. O 05, 6 Mayıs akla hemen İzmir, Atilla İlhan, vapur. Oo. Ve Atilla İlhan vapurda bu acıyı hisseder. Duyuyor, radyodan. Radyodan duyar. Müjganla ben ağlaşırız. Genç adamlardı, genç fidanlardı. Sert adamlardı. Şiiri tam hatırlamayabilirim ama istiyorsak okuyabiliriz. Türkiye'nin yazılmış en güzel ağıt şiirini, hatta bir aşk şiirini anlaşılan Müjgan da ben ağlaşırız diye o şiiri yazar. Ve Hoyrat, o şiiri lütfen hatırlayalım ya. Ne kadar güzel bir şiir ve çok da güzel Ahmet Kaya şarkısı oldu. Müjgan da ben ağlaşırız diye o şiiri yazar. İzmir'de gazetecilik yapan Atilla İlhan. Çünkü o da gencecik bir adamken haksızlığa uğramıştır. Sevgilisine yazdığı bir aşk mektubunun dibine Nazım Hikmet şiiri, Nazım Hikmet'ten bir aşk dizesi koyduğu için okuldan atılan bir eski çocuktur Atilla İlhan. Okuldan atılmakla kalmayıp tımarhane müşahede altına alınmış bir genç çocuktur. Arkasından 2 ay hapishanede kalmış bir genç çocuktur. Atilla İlhan'ın 8 saat yaptığım sohbette beni ağlatan hikayesidir bu. Daha 17,5 yaşında lise öğrencisiyken sırf Nazım şiiri yazdığı için hayatı karartılmış bir adam. Ama yıllar sonra ne oluyor? Sen resmi ekranlardaki, TRT'deki tuhaf ilişkileri iyi bilirsin. Bütün bu acıları yaşatılan, acılar yaşatılmış bu çocuk 40 yıl sonra TRT'de. Dönemin TRT Genel Müdüründen şöyle bir teklif alır. Gel program. Atilla Bey, bir program yapalım. Nasıl bir program istiyorsunuz? İçinde Nazım geçen program. Ve Atilla abi, Atilla İlhan'la Nazım'a yolculuk diye program yaptı. Nazım şiiri yüzünden okuldan atılan, evet, tımarhaneye tıkılan adama o 40 yıl sonra Nazım programı yaptırdılar. Ve 2005 yılında Atatürk Kültür, pardon, Lütfü Kırdar Kongre Merkezi'nde Türk bayrağına sarılı tabutla 6 bakan, Cumhurbaşkanı çiçekleri, Başbakan telgrafıyla uğurlandı. Evet. Hayata bak. Evet işte, ama işte o gece, işte o sabaha doğru 3 fidanın asılışının haberini aldığında dertleşeceği kimse olmadığı için Müjgan'la işte çok güzel, evet, kirpikleriyle dertleşiyor. Ve orada da tabii diyor artık geceler uzun, hazırlıklar sonbahar aydı. Ne güzel. Ya ne güzel şey hatırlattın ya. Şiirin gücü burada değil mi? Kesinlikle. Ya düşünsene de yalnızlığını dertleşmeye kimsesi, ne güzel özetledin. Kimseyle dertleşemeyince şiir de ne güzel ifade ediyor ya. Müjge nasıl? Çünkü çolpan yok İstanbul'da. Evet. Sadri yok İstanbul'da. Şeyde evlerinde işleri var. O Kerem daha 72, doğmamış. Doğmuş. Doğmuş mu? 72 6 Mayıs 61'lidir Kerem. Ve oturuyor. Kerem'e iltifat Demokrat İzmir Gazetesi'nin Selen Genel Yayın Müdürü'ydü Atilla abi. Ben İzmir'de de okuduğum için iyi biliyorum bu ayrıntıları. Çünkü Paris'ten geliyor, önce İstanbul'da tutunuyor. Biraz burada entelektüel entrikaların kurbanı oluyor. Kendi memleketine dönüyor, işte karşı yakasına, İzmir'e. Tam 72'nin 6 Mayıs sabahında dediğin gibi
radyodan dinlediği zaman TRT1'de astılar fidanı ve böylesine güzel bir dertleşme şiiri yazıyor. Evet. Kimsem yok. Ne kadar güzel ya. Hı hı. Bir şiirle bunu ifade etmek. İşte bu adamların, kimse öldürebilir bu adamları. İstediğin kadar okuldan at. Şey gibi işte, bu Venceremos gibi. Venceremos'u yazdı. Victor Jara, Şilili Büyük Ozan. 73 darbesinde o müzik öğretmenini yaptığı fakülteden getiriyorlar stadyuma. Çal diyorlar, Venceremos'u çalıyor. Ondan sonra parmaklarını kırıyorlar, kurşuna diziyorlar, öldürüyorlar. Venceremos'u bir daha okumasın diye. Ama şarkı şu an dünyanın dilinde. Ben şimdi bile söylemek istedim. Evet. Biz de biliyoruz. Atilla İlhan'la ilgili Tarık Akan'a bağlayacağım bir şey vardır. Ben Sanatımızın Hatıra Defteri diye bir belgesel yaptım, böyle 16 bölüm. Ve orada işte Atilla İlhan'dan tut da Fikret Mualya'ya kadar, Naz Hikmet'e kadar, Ahmet Arif'e kadar şu anda aramızda olmayan büyük görkemli dostlarımızın bugünün sanatçıları tarafından makyajla benzetilmesi üzerine bir bölümü de vardı. Belgeselleri yapıyoruz ama finallerde de mesela değerli oyunculara rica ediyorum ben. Mesela Candan Erçetin'e rica ettim, Leyla Gencer oldu. Meltem Cumbul, Cahide Sonku oldu. Hı hı. Tarık abiye gittim. Bizim burada hemen hatırlatalım o zaman, bizim Halk TV'de yayınlanacak olan belgesellerde de Cihan Ünal'ın seslendirmeleri var. Evet. Kaçırmayın o belgeselleri. O da güzel ses. Gittim Tarık abi dedim. O zaman da Tarık abi kırgın, memlekette olan bitenleri, işte Türkan Saylanlara yapılanlar, İlhan Selçuklara yapılanların tam ortasında. Hı hı. Her gün bir kötü bir haberle uyanıyoruz. Acaba. Yani değişmiyor derler ya. Abi dedim ya senle de, senin de bir ricam olacak dedim. Yani işte bir şu anda gönlünden kim geçiyorsa onu dedim yani lütfen makyajla, şu atkısı da bizde dedim, şapkası bizde. Mümkün mü dedim. Yani Atilla İlhan demiyorum ama. Yani kostümleri bizde diyorum. Düşündü kimler var dedi. Ben 14 kişiyi saydım. Tamam dedi, ben Atilla İlhan olmak istiyorum. Ve oturdu Atilla İlhan'ın Mustafa Kemal'im şiirini oynadı. Ve bazen var ya, Google'dan giriyorlar Atilla İlhan diye istiyorlar fotoğraf, Tarık Akan çıkıyor. O kadar benzetilmiş. Sevgili Derya Ergün, büyük make-up ustası, makyaj ustası. O kadar benzetildi ki. Evet, unutulmaz bir hatıra oldu. Müthişti, hakikaten de. Ve hüngür hüngür ağladı. Şimdi set sırasında. Buradan Yavuz Özkan'dan bahsettik. Ay. Tarık Akan dedik. Yılmaz Güney'e geçerken ben Tarık Akan'dan dinlediğim bir anıyı hemen paylaşıp lütfen Yılmaz Güney'e geçelim. Tamam. Tarık Akan Maden filmini bitirmiş. Borç batağındayız diyor. Borcumuz büyük diyor. Filmi bitirdik, Ankara'ya sansür kuruluna götüreceğiz diyor. Yola çıktım diyor kendi arabamda. İzmit'e yaklaşınca dedim bir Yılmaz Güney'e uğrayayım diyor. İzmit cezaevine uğruyor. O zaman diyor iri yarı bir şey vardı diyor. Cezaevi müdürü vardı, hemen çağırdı diyor Yılmaz abi. Görüşüyoruz dedik. Yılmaz abi dedim işte bir film çektik, borçlarımız çok. Bu filmden herhalde bir şey çıkış yapabiliriz diye düşünüyoruz. Cüneyt Arkın oynuyor, işte ben oynuyorum. Yavuz Özkan da yönetmen. Ve filmi bana dedi ki bırak dedi filmi. Sen bugün gitme. Abi yarın gideceğim, vereceğiz sansür. Bir an önce çıksın piyasaya, yayınlansın, para alalım biraz. Ya bırak dedi şunu. Git İstanbul'a diyor, dön. Abi olmaz, ne yapacaksın filmi? Bu zaten şu anda pozitif diyor. Yani nasıl izleyeceksin diyor. Ya bırak oğlum diyor. Bırakıyor, dönüyor İstanbul'a. Yavuz Özkan'la, nerede kardeşim film, ne yaptın falan diyor. Ya işte şeye gittik Yılmaz diyor. Ne anlar diyor falan. Böyle bir tartışma da olmuş aralarında. Ertesi gün gittim diyor şeye. Yılmaz abi, koğuşa bir girdim, herkes beni alkışladı. Tarık Akan anlatıyor. Herkes alkışladı. Ne oldu abi dedi, ne yaptınız Yılmaz abi? Perde getirdik oğlum diyor. İzmit sinemasından bir sinemada diyor, makineyi aldırttım diyor ben bu dün gece diyor. Saat 12'de diyor burada diyor, bezden bir perdeyi çektik diyor. Filmi izledik diyor, şahane bir film diyor. Müthiş, bunu derhal götür diyor. Abi beğendim, çok iyiydi diyor. Onun üzerine bir de diyor mendile sarılı bir şey verdi bana diyor. Bunu da al diyor. Abi bu ne dedim. Borcum, bu, al bir şey yaparsın, şu borçların bir kısmını böyle öde. Abi ne yapıyorsun sen falan. Cezaevinde para toplamış Yılmaz Güney. Muazzam, işte dayanışma adamı dedik evet, yani. Evet, biraz Yılmaz Güney konuşalım. Yılmaz Güney benim tabii ki abim. Çünkü her Adanalı çocuk biraz Yılmaz Güney'in kardeşi olarak doğar. Yaşar Kemal'in torunu olarak doğar. Demin bahsettiğimiz gibi. Yılmaz Güney'in tabii ki bizim ailede de, benim abimin, gerçek biyolojik abimin de yardımcı. Evet, Umut filmi geldi. Değil mi? At Arabacı. Evet. Abimin de Yılmaz Güney'in yardımcı yönetmeni olduğunu hatırlatmak isterim. Hem endişede
hem de sürüde. Sürüde. O yüzden de bizim evde çok konuşuldu Yılmaz Güney. Bizim mahallemizin güzel abilerinden biridir Yılmaz Güney. Ben Yılmaz Güney ile ilgili çok çalışma yaptım ama hani böyle bayram günü hoş bir hikayeyle bitirelim mi Yılmaz Güney bölümünü? Eğer ne kadar vaktiniz var bilmiyorum. Ben 1984'te öldü biliyorsunuz. Paris'te sürgünde diyelim. Yol filminin o büyük ödülünü aldı. Cannes Festivali'nde kaldırdı. Ve ilk yönetmeni Şerif Kören ama üretim, yaratıcılık Yılmaz Güney'indir. Büyük yönetmenlik Şerif abinin, Şerif Kören Türkiye'nin en iyi yönetmenlerinden biri. Cannes'da altın palmiyeyi aldı, kaldırdı. 7 ay sonra da kaybettik biz Yılmaz abiyi. Sonra ben tabii ki aileden biri sayılabilirim. Leyla abla benim hani komşu mahallemizin ablası gibi ablası. Yılmaz Güney'in ablası. İşte Güllü abla annesi. Konuşuyoruz Fatoş Hanım, Fatoş Güney. Böyle bir aile ortamındayız. Abi işte bir hikaye öğreniyorum Serhan. Benim bir düm insan... İşte Cannes'daki hemen gelir halk evinin emekçileri bulurlar hemen. Sağ olsun. Ya bir arada mümkünse Tarık Akan'ın Atilla İlhan oynadığı şeyi de bulabilirsek... Böyle bu kadar konuştum ya çok harika olur. Bir ara onu da gösterirseniz pat diye çıkar yani. Ve 84'te ölen Yılmaz abiye, Yılmaz abinin annesi Güllü Hanım'a... Yıllar boyunca oğlun öldü demiyorlar Serhan. Çünkü anne oğluna tutkun... Oğluna hasret. Paris'te olduğunu biliyor ama arada bir telefon edecek evladım diyor. Ne oluyor biliyor musun? Bunu duyan etrafı, aile yakınları Yılmaz abinin sesine benzer bir Adanalı buluyorlar Paris'te. Ana nasılsın kardeş diye biraz Adanalı taklidi, biraz Yılmaz abinin sesi biraz serttir. Yani biliyorsunuz onu seslendirmeyle biz bugüne kadar dinledik. Sadece Duvar filminde kendi sesini kullandı. İyiyim evladım sen nasılsın diye cevap veriyor Güllü Hanım. Daha da ne boyu yok anacığım diye bildiğimiz işçi köfte göndersene falan gibi biraz küçük numaralarla oğlunun yaşadığını yıllarca böyle bir hayal kurduruyorlar. Tam 11 yıl yapıyorlar bunu Serhan. Bu bir kısa filmdir aslında. Müthiş. Ve Güllü Hanım oğlunun yaşadığını bile bile oğlunun yaşıyor oluşunu düşüne düşüne ömrü uzuyor biliyor musun? Evet. 1999 ya da 98 yılına kadar 92 yaşındayken kaybediyoruz biz Güllü ablayı, Güllü teyzeyi, Güllü anayı. Tamam mı? O da bir cumartesi annesi gibi bir kadın. Böyle oğlum arada bir işte Türkiye'ye gelemiyor. Arada bir beni arıyor bayramlarda, seyramlarda. Ana iyi bayramlar, ellerini öperim diye taklit ederek yaşatıyorlar kadını. Böyle bir anekdottur yani Yılmaz Güney anekdotu. Müthiş. Yani hepimizin o 74-2 feci olaydan sonraki yıllara kadar... Çok hüzündür biraz da. Sürü filmini dedin. Tabii sürü filmi denince akla Tuncel Kurtis geliyor. Tarık Akan geliyor. Melike Demirağ geliyor. Zeki işte Ökten Yılmaz geliyor. Güney, Zeki Ökten. Sen gibi. Birinci yönetmen Zeki Ökten, ikinci yönetmen Ali abimdi. Ali Özgen Türk'tü ve sürü işte efsane bir film. Müthiş bir film. Böyle filmler yaptı. Ve aynı adam Çirkin Krallardan geliyor. Çirkin Krallardan Umut'a geliyor. Evet. Avantür filmlerden geliyor. Bir on... Yani düşün sadece 15 yaşından itibaren okumayan bir adam Adana topraklarında aklıyla, zekasıyla Avrupa'ya kafa tutuyor. Sürü gibi bir film çekiyor, yol gibi bir film çekiyor. Üretiyor, evet. Üretiyor. Yani o yüzden bu insanlara sonsuz çimento gibi, sanatın çimento diye bakmak gerekiyor. Yani o filmleri hatırlatmak gerekmiyor ama yani Atını Seven Kovboy diye bir film çekmiş Yılmaz Güney 69 yılında. Ama mecburen çekiyor. Çünkü halk seviyor. Kara kaşlı, kara gözlü, kara saçlı bir adam. Seviyor. Çirkin Kral diye beğeniyor, benimsiyor. Filiz Akın'la Umutsuzları çekiyor. Zavallıları çekiyor sonra. Umut'u çekiyor. Ama rezil filmlerden de gelip geçiyor. Bunu da söylemek lazım. Oradan buraya gelmektir. Yenile. Abi. Diyor ya Samuel Beckett. Yenil. Bir daha yenil. Bir daha yenil. Daha iyi yenil. İşte o. O sözün karşılığıdır Yılmaz Güney. Tarık, hep söyledi. Tarık Akan da öyle. Borçlardan filmlerden. Borç batağından geliyor. İşte Türkiye'nin megastarı oluyor. Televizyon yıldızı oluyor. En sıradan filmlerden böyle hani üç salon filmleri diyorlar ya. Hı-hı. Bazıları fena değildir ama en sıradan filmlerden sen neye geliyorsun kardeşim? Yoldaki Seyit'e geliyorsun. Evet. Karartma geçidindeki Rıfat'a geliyorsun. Evet Seyit. Ya böylesine büyük oyuncular dönüşmek. Zinye'nin kocası. Bakırköylü bir çocuksun sen. Evet. Tamam can kurtaransın, uzun boylusun, mavi gözlüsün. Oradan nasıl bir dönüşümdür bu? Neyse o damat Ferit de aynı zamanda. Evet. Şimdi tabii Adana'dan bir ara gittik İzmir'e. Atilla İlhan'a saygılarımızı ortaya koyduk.
selam olsun Atilla İlhan'a. Bir başka deve, Adana'da kalalım. O Torosların eteklerine doğru bir gidelim mi? Of, Yaşar Kemal. İşte bak orada bizim görkemli hatıraların her zaman bizim konuğumuz Yaşar Kemal, Mahsuni Şerif, Madame Curie. İşte hepsi bunlar bizim büyük değerlerimiz. Ben son bir yıldır Yaşar abinin köyüne tur yapıyorum. 45 öğrenciyi götürüyorum mesela, bir lise öğrencisi. Böyle atölye çalışması gibi. O yüzden bir Yaşar abi memleketi uzmanı da oldum bir yandan. Zaten onun evlatlarından biri sayarım kendimi. Ki öyle de giderken de gel evlat diyenlerden biri de, dediklerinden biriyimdir de. Biri oldum. Yaşar abinin büyüklüğü nerede biliyor musun? Aynı şekilde 7 yaşındayken, 8 yaşındayken babasının camide öldürülmesine tanık olup 11 yaşına geldiğinde amcasının bir kaza sonucu gözünü kaybettiği ama buna rağmen umudunu yitirmediği, o Toros'un destanlarını, ağıtlarını, Sarıkamış'ın, Balkanların acılarını yüreğine nakşedip İnce Mehmet'i üreten bir adamdır. Ve yılmadan, bıkmadan o romanlarına ulaşmak için Türkiye'nin dört bir yanını dolaşan, doğayı tasvir eden, doğanın korunması için elinden geleni yapan adamdır. Bence o çocuğu, o babasının ölümüne tanık olan, öldürülmesine, cinayetine tanık olan adamdan İnce Mehmet'in çıkması çok normal. Hani hapishaneden Nazım Hikmet'in büyük şiirlerin çıkması gibi bir şeyden söz ediyorum. Yani babasının öldürülmesi tabii ki feci bir şey. Ama bunun devliğinin altında yaşadığı travmalar vardır. Van'dan sürgüne, mecburi sürgüne gelmesi vardır ailesinin. Ve annesi Nigar Hanım'dır. Ben tanımadım tabii ama anlatırlar. Boşaltılan, Ermenilerden boşaltılan bir köye yerleşiyor aile. Ve bir Ermeni konağı sizin olsun diyorlar. Siz Van'dan geldiniz. Yuvası yıkılanın yuvasına oturulmaz diye cevap veriyor anne. Böyle bir annenin oğlu. Bu oğuldan isyancı bir eşkıyanın zalime karşı, zulme karşı 900 sayfa isyan eden bir İnce Mehmet'in hikayesini üretebiliyoruz. Ve çok da bir abi olarak, bir ağabey olarak da bütün edebiyat adaylarının, edebiyatçı adaylarının ağabeyliğine geliyoruz. Yaşar Kemal'in feyzini almayan 60, 70, 80 kuşağı yoktur. Ben kendimi 80 kuşağı görüyorum. Yaşar abinin elini öpmeyen, ondan feyz almayan, ya okuyarak ya tanışarak. Böylesine güzel bir Adana'dır. O yüzden hani Adana'ya çok torpil geçtik bu bayram günü ama işte bizim övüneceğimiz ilk Adanalı Yaşar Kemal'dir. Meksika'da, Mexico City'de Marquez'in evinin önünde 2 gün bekledim. Bir elini sıkmak için. Hayatıma dokunan çok özel bir adamdı çünkü. Bütün ne yazdıysa okumuştum. 2 gün sonra eşi Mercedes zor da olsa getirdi, kapıya getirdi dedi. Sadece 1 dakika görüşmene izin veriyorum çünkü Marquez çok hasta. Zorla yürüyerek gelmişti. Bana ilk sorduğu Yaşar Kemal'e selam söyle demişti. Geçenlerde de çok, şimdi adını vermeyelim, çok büyük bir internet televizyon kanalı. Bir Türkiye'den bir programcıyla toplantılar yapıyor. Türkiye'ye girdiği için yeni. Diyor ki Türkiye'den bazı roman kahramanlarının, romanların eserlerini almak istiyoruz. İşte listemizde bu diyor. 1 numara Yaşar Kemal. Evet. Bitirelim o zaman. Yaşar Kemal'le bitirelim. Son cümlesi neydi biliyor musun karısı ölürken? Bununla övünüyordu. Merak etme karıcığım, sevgili Tilda. Biz çok onurlu ve çok namuslu bir hayat sürdürdük. Evet. Övündüğü buydu. Bütün övünç de bu zaten. İnsanın hayatı boyunca en son sözü bu oluyorsa o zaten müthiş anılar, hatıralar. Müthiş romanlar bıraktı. Ne yazdıysa okuyun Yaşar Kemal'i. İnanın bir kitabını okumazsanız eksiksiniz. Edebiyata daima sığının, hayat hikayelerine, görkemli insanlarla mutlaka görüşün, onlarla kaynaşın ve programımızın sonuna geliyoruz. Son bölüme istersen Nebil abinin oğlunu çağıralım. Nebil abinin oğlu stüdyomuza geldi az önce. Gel, Arin, buraya gel lütfen. Babanın yanına gel. Bayram Sena sürpriz yaptın, yemin ediyorum aklımda değildi. Yo. Bizim Arın'ın okulu hemen buralarda. Yakın. Çok yakın. Okul bitti, sokaklarda. Babasının çekimde olduğunu duyurdu, buraya evet, geldi. Arın'ın okulunun şeyi, aynı semtin, Halk TV'si. Pierre Lotu'da okuyor. Çok mutlu oldum, çok teşekkürler. Mikrofonunu tutarsan, bayram hatırası. Tutarsan, Arin'e bir soru. Arin merhaba, iyi bayramlar diliyorum sana. Ben sana. Ne diyorsun abine sen? Babanla edebiyatın dünyasına yolculuk ediyorsun değil mi?
Evet, yani birazcık parçasıyım. Parçasısın bu hayatın değil mi? Güzel bir hayat. Peki Nazım Hikmet'i ben sana sorsam, babanın sohbetlerinden hafızanda kalan neler var? Şey, yani bütün hikayesi neredeyse var. Biliyorsun. Anlat bir küçük bir bize bir. Tamam. Yani böyle Nazım Hikmet böyle bebekken annesi şairmiş, dedesi ressam. Aa, karıştırdım. Annesi ressammış, dedesi şairmiş. İşte sonra büyüdüğü zaman şiirleri yüzünden hapse girmiş. Sonra hapisten kaçmış. Falan Moskova'ya gitmiş. Ve ölümünde Moskova'da yitirmiş. Evet, peki. Şahane anlattı. Bakın bir çocuk oldu ama çocuktan yani. Al haberi. 23 yaşındaki bir evlattan. Bak evet, her şey sürpriz. Senin nefis, daha önceden sürpriz. Nefis, nefis. İyi gelince ediyorum. Babasıyla birlikte, babasından önce, sonra geldi. Babası geldi, o da kursu bitirip buraya gelince. Evet, çocuktan al haberi. Biz Nazım Hikmet'in haberini çocuktan aldık. İyi bayramlar diliyorum. Ali, sen de bütün bu ülkeye, bütün Halk TV izleyicilerine bir iyi bayramlar diyebilirsin. İyi bayramlar. Hoşçakalın. Bütün çocuklarımız için iyi bayramlar. Evet, mutlu bayramlar, güzel yarınlar diyoruz.